takımımız 7,5 dakikaydı tribünlerde. Skorboard'a baktığımda 6 pozisyon vardı. İstediği oyunu da çok net bir şekilde oynamaya başlamıştık. İlk rakibin tehlikeli atağında maalesef gol yedik. Hak etmediğimiz bir sonuçla karşı karşıyaydık. Tabii bu ister istemez oyundaki dengeyi ve oyunu bozdu ve tabii ikinci yarı atılan oyuncumuzun eksiğini hissettiğimizi düşünüyorum. Ama oyuncularımız buna bir tepki verdi. Son deplasmanda Sivas'ta oynadığımız maç sonrasında çok futbol konuşamamıştık. Sanırım bu gece de futbolun dışında bir takım şeyler tartışılacak. Biz hep futbolun içinde kalmaya, futbol konuşmaya gayret ediyoruz. İlk yarıyı 1-0 kapatmamız bizim için ciddi bir avantajdı. En azından maçı kaybetmeyeceğimizi iyi biliyorduk. İkinci yarı oyun normal seyrederken, dengeli seyrederken kırmızı kart bizim aleyhimize oldu diyebilirim. Çünkü kırmızı kart sonrası hakem konusuna fazla girmeden rakibin temposu arttı. Basit de fauller çalındı aleyhimize. Alper'in söylemesi iki tane sarı kart yiyen bir adam var ama atılmıyor. Ben orada farklı yerde farklı bir amaçla gösterdim. Burada farklı bir amaçla gösterdim deniliyor. Yani ben artık şimdi bizim performansımız konuşuluyor, tartışılıyor. Ben de dahil, takım arkadaşlarım da dahil. Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe böyle de. Eyvallah, biz zaten yorumcu abilerimize saygı duyuyoruz. Her şeyi söyleyebilirler. Onun için sıkıntı yok. Bizler alıştık. Bunlar bizim için buradan giriyor, buradan çıkıyor da. Biraz da şu iki haftayı konuşalım. Sivas maçını konuşalım. Veya ikinci yarının başından itibaren bizim maçlarda verilen kararları bir konuşsunlar. Biraz daha detaylı konuşsunlar. Yani kimseye yaranmaya çalışmayalım. Genel değerlendirmek gerekirse maçın ilk 10 dakikasında oyuna iyi başlayamadığımızı düşünüyorum. Ama sonra Serdar'ın bir pozisyonu vardı. 11-12. Dakika arası Volkan abinin çok müthiş kurtardığı bir pozisyon. Onu da tebrik ediyorum. O pozisyondan sonra açıldığımızı düşünüyorum. İyi bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu. İzleyenlerin...